tabağımdan başlıyorum. Mis gibi çikolata tahin kokuyor. Bakalım kurabiyelerimiz nasıl oldu? Tahinin tadı güzel geldi ağzıma aslında ama aşırı koyu bir muhallebi var burada altta. Yani bayağı böyle pelte gibi. Muhallebinin bu kadar koyusunun makbul olmadığını biliyorum. Böyle birazcık pütürtülü de gözüküyor ama çok da değil. Şöyle bir baktım. Ama muhallebisi güzel değil. Çikolata sosuna ayrıca bakalım. Onu ben var usulü erittiyse zaten. Çikolata sosu güzel. Kurabiyesi o kadar sert olmuş ki kesilemiyor. Takır takır bir kurabiye yedim şu an. Aşırı yani aşırı kupkuru. Yani atsam ses çıkar ayıp olur, yemek yapmayacağım ama kanıtlama ihtiyacı duydum. Maalesef güzel bir kurabiye olmamış, altındaki muhallebisi de güzel olmamış. Bakalım kavga edenlerden biri mi çıkacak o? İkinci tabaktayım. Gözlerim açıldı, o kadar güzel ki. Zaten açar açmaz fark çok belli. İnanılmaz güzel bir kıvamı var bunun, görüntüde bile. Ve kıvamı da bakın gerçekten de çok güzel. Tadı efsane. Yemeğe doyamadım. Böyle bir kase olsa yerim, o kadar güzel. Vay be. Bunun da birazcık şeyi tıkırdadı, kurabiyesi. Ama şöyle bir tadına bakalım. Bence kurabiyesi bunun da bir tık fazla böyle kurumuş. Ama çok lezzetli ve kabarması da bence güzel gözüküyor. Bir tık da fazla pişmiş gözüküyor. Diğerlerine göre karar vereceğim. Bayağı beğendim bu tabağı. Bayağı. Ağzımda inanılmaz güzel bir tat var. Üçüncü tabağa geçiyorum. Böyle, inanın ki yedikçe yiyesim geliyor bugün hakikaten. Bu tabağa kafam karıştı. Yani muhallebisi de bembeyaz duruyor diğerlerine göre. Kurabiyesi de ama ikisinin de tadı güzel. Ya yani pişmemiş mi diye düşündüm ama pişmiş. Dur, bekle bakalım sen burada. Ya da benim bugün canım çok şey yemek istiyor. Son tabağım. Vay, vay, vay. Bu nasıl bir muhallebi? Bu muhallebiyi benim için dener misiniz? Tahinli muhallebiyi. Olay. Çok iyi. Ay azıcık daha koyaymışsınız bu tabağa. Çok güzelmiş. Efsane bir son tabağımdı. Gerçekten efsaneydi tadı. Hazırım puanlama için. Bugün birazcık yüksek tutacağım. Zaten kızların da morali bozuk. Çok da beğendim tabakları. Bir vermek zorunda olduğum için veriyorum. Yani diğerlerinden en zayıf halkamız maalesef birinci tabak. 1 puan. İkinci tabağı çok beğendim muhallebisini ama yani dördüncü tabakta aklım. O yüzden ona da 4 veriyorum. İkinci tabak 4 puan. Üçüncü tabak... Allah Allah, her şey bembeyaz ama çok lezzet var. 3 veriyorum, pişmiş de. Bakalım kayınvalideler kaç verecek. Bu arada şu an fark ettim, işlerinden en farklı duran da bu. Buna mı 1 vermeliydik diye şu an bir anda dank etti ama çok geç. Ve 4. tabağımda tadı damağımda ve tabii ki bitireceğim bu tabağı. 5 puan. Bugün final. Umarım herkes için hayırlısı olur aldığı puanlar. Sırayla açmaya başlayalım. Şuradan başlıyoruz. Ben beyaz diyorum kurabiyesi. Gerçekten de öyle ama pişmiş. Çok lezzetli. Bakalım final günü 3 puanı kim cebine koydu?
puan alan gelinimiz Fatma. Fatma'nın da bu günaydın dediğimde böyle bir morali bozuktu. Bakalım ona neler oldu, göreceğiz. Kritikte her şeyi konuşacağız. Bu tabağa 4 puan verdim. 5 diyecektim, o kadar aklım kaldı. Her şeyiyle çok güzel. Kurabiyesi bir tık daha böyle hafif daha kabarsa bence 4 kadar güzel. Bakalım 4 puan alan, bu güzel puanı alan gelin kim? Final gününde 4 puan kapan gelin Tuğba. Evet. Ve bir beşim, bir birim var. Yani kimsenin bir alma hoşuna gitmez ama maalesef en kötü tabağa bir verdim. Bakalım 5 puanı kim kaptı? Aysun mu? Sümeyra mı? 5 puanın sahibi. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Aysun. Aysun da Tuğba da yüksek puan aldı. Şu an ona takıldım ben. O kadar böyle didişmeye. Enteresan. Sümeyra da maalesef 1 puan aldı. Bir alana çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Benim puanlarım böyle.